Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz ajurlu örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Şöyle modeli önce bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kibar, naif duran bir örgü modeli. Modelin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Bu modeli aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelin yapım aşamasına hep birlikte başlayalım. Şimdi öncelikle ilmekleri atarak modele başlıyoruz. Modelin ilmek sayılarını ayarlarken de 7 ilmek ve 7 ilmeğin katları olarak ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bütün ilmekleri attıktan sonra da 2 tane kenar ilmeği ilave ederek ilmek sayıları ayarlanmış oluyor. 4, 5, 6 ve 7. İlk 7 ilmeğimi attım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci 7 ilmeğimi de attım. Şimdi bütün ilmekleri bu şekilde tamamladıktan sonra 2 tane ilmek ilave. Her iki başa bırakmak için iki kenar ilmeği. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra sizler buraya istediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben şimdi modelin anlatımını yaparken lastik örmeden direkt modelin anlatımını yapmak istiyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Siz de lastiği ördükten sonra örgünün ön yüzünde iken modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle İlk kenar ilmeğimizi örmeden alarak başlayalım. Kenar ilmeğinden sonraki 4 tane ilmeği düz örelim. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeği, kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz ilmek. Şimdi buraya 1 ilmek doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği de sola doğru kesiyorum. Bakın, battım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Burada bir ilmek kesmiş oldum. Devamına 5 tane düz ilmek. 1 2 3 4 ve 5. Sadece kenarda 4 tane düz ilmek ördük. Devamında modele devam ederken her ilmek kestikten sonra 5 tane düz ilmek öreceğiz. Şimdi 5 düz ilmeğin devamına bir doladım. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 tane ilmeğim kaldı. Bunları da düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafına geldiğimde arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Arka tarafta ilmeklerimi ters örerek geldim. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzde ikinci sıramızı öreceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeği ve devamına iki tane ilmeği düz. Şimdi burada sıradaki iki ilmeği de bu sefer ön taraftan batıp sağa doğru kesiyoruz. Devamına bir iki kez ilmek doladım. Burada bir önceki sırada doladığım ilmeği düz ördüm. Ve tekrar bir ilmek doladım. Şimdi bakın burada kesme yapmıştık. İlk ilmeği çeviriyorum ki sola doğru düzgün bir yatış olsun. Yanındaki ilmekle birlikte düz olarak kestim. Kenar ilmeği iki düz ilmek, sağa doğru iki ilmeği kestik. Bir dolayıp bir düz ördük. Tekrar bir dolayıp iki ilmeği bu sefer de sola doğru kestik. Şimdi devam edelim. İki tane kesme işleminden sonra iki ilmek düz. Şimdi yine ipimi örgümün arkasına alıyorum. Bakın iki tane ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bu ikinci modelimiz. İki ilmeği sağa kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım ve şimdi ilmeğimin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum.
ve kenar ilmeği. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri ters olarak örelim. Önce sıranın başına gelelim. Arkada ilmeklerimi yine ters olarak örüp ön yüzü sıramın başına geldim. Şimdi bu sırada kenar ilmeğimi yine örmeden alarak başlıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Bakın burada yatışımız belli zaten. Bu yatışı sağa doğru devam ettiriyoruz. İpi arka tarafa alıp iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve devamına bir ilmek doladım. Araya 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek ördüm. Modelimizin görüntüsü. Şimdi tekrar bakın 2 ilmeği sağ kestiğimiz yere geldik. Zaten yeri de belli. Bu 2 ilmeği sağa doğru kestim. 1 doladım. Yine burada kalan 5 tane ilmeği düz olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. Şimdi örgünün arkasında yine ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Yeni sıramızı yapalım. Örgümün arkasında yine ilmeklerimi ters olarak örüp geldim. Arka tarafı anlatmıyorum. Zaten arkada ilmekler sürekli ters olarak örülüyor. Model sadece örgünün ön yüzünde iken kuruluyor. Şimdi ön yüzdeyiz. Ve son sıramızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada sağ yatışımız devam ediyor. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Devamına bir kez ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şöyle yapalım. Ve tekrar bir ilmek doladım. Şimdi burada bu 2 ilmeği sola doğru keselim. Önce ilmeğin yönünü çevirdim. Ve 2 ilmeği sola doğru kestim. Kenar ilmeği 2 ilmeği sağa kestik. 1 dolayıp 1 düz ördük. Tekrar 1 ilmek dolayıp bu sefer 2 ilmeği sola kestik. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimiz var. 2 ilmeği düz örelim. Bakın kesme yerine de gelmiş oluyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Buraya kadar bakın ilk modeli yaptık. Şimdi ikinci modelde aynı işlemi yapalım. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. İlmeğimin yönünü çevirip yanındaki ile birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Şimdi arka tarafta da ilmekleri yine ters olarak örüp ön yüze gelelim. İlk modelimiz bitmiş oluyor. Şimdi bu 8 sıranın sonunda ilk modelimizi tamamlamış olduk. 4 sıra ön yüzde, 4 sıra da arka yüzde ördüğümüzde ilk model bitiyor. Şimdi bu ilk başladığımız sıranın tekrarını buradan tekrar örmeye başlıyoruz. Hemen ilk sırayı birlikte yapalım. Nasıl başlamıştık? Kenar ilmeği. 4 ilmek düz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi artık bu sıradan sonra zaten kesme yerleri de belli. 1 doladım. Bakın sola kesmeyi devam ettiriyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5. İlk sırada yaptığım işlemi tekrarladım. Kenar ilmeği 4 düz, 1 doladım, 2 ilmeği sola kesip 5 ilmeği düz ördüm. Ve burada kesme yerine geldik. Önce ilmeği doluyoruz. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte sola kesiyoruz. 1 düz ve kenar ilmeği. İkinci modelimize de bu sırayla birlikte başlamış olduk. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay, hızlı ilerleyen güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.